bakteriyel yanıklık ve cevizde kök bazı çürüklüğü. Biz ne yaptık? Burada bir beslemeyle bu işi çözebileceğimizi söyledik. Çünkü biz burada aslında bu ağaca sihir yapmadık. Biz bu ağaca öğrettik. Neyi öğrettik? Vücudundaki, bünyesindeki hastalıkla nasıl savaşabileceğini öğrettik. Çünkü bunun genetiğinde bu zaten var. Sadece uygun şartların oluşması gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdik. Şurada göreceksiniz, bir akıntı hala mevcut. Şimdi ağaçları da yerinde gördük. Bu hadise ikinci yılda bu bahçeden tamamen kaybolacak. Hiçbir şey kalmayacak. Tabii bu ağaç hasarlı bir ağaç. Bir uygulama yapılmış. Zaten tertemiz olmuş gövdelerimiz. Şu çukurları dolduracağız. Eski yanlış tavsiyeler vardı. Şu çukurları dolduracağız. Kış suyunun burada birikmesini engelleyeceğiz. Daha sonra uygulamalarımızın ikinci periyodunu bahar ayında gerçekleştireceğiz ve takvime başladığımız zaman bu ağaçları tekrar ekonomiye kazandıracağız. Neden? Şimdi bu ağaç 12 yaşında. İnsan ömründe 12 yıl çok büyük bir süre. Bir çocuk gibi diktiniz, hepimizin bahçesi var. Bunu diktiniz, bir çocuk gibi büyüttünüz, büyüttünüz, büyüttünüz. Hastalandı, gittiniz bir çareye, elin oğlu dedi ki kesip atacaksın. Kendi ağacını kesip atsana, kesebiliyor musun? 12 yaşında, 12 yıl emek verildi buna. Önce çareyi arayacağız, arayacağız, arayacağız. Eğer çareyi bulamazsak, insanda da böyle, çareyi bulamazsanız ölüyorsunuz. Evet. Çareyi bulamazsak tamam, kabulleneceğiz ama bunun çaresi varsa, çare bulunabiliyorsa bunun çaresini bulmamız lazım. Yani kesin atın demek çok kolay. 12 yıl, insan ömründe 12 yıl çok büyük bir iş. Evet. Şimdi burada gövdesinden bitkinin İDA aktif dediğimiz ürünü, İDA süper 3 dediğimiz ürünü, İDA fosfor dediğimiz ürünü gövdeden, üstten de bakır ve yine fosforlu ürünümüzü uyguladık. Bu aşamaya geldik. Buradaki amaç bitkiyi hastalıklardan uzaklaştırmak ama bunu bitkinin yapmasını sağlamak. Eğer bitki bunu yapmayı öğrenirse zaten bundan sonraki süreçte hastalık etmeni geldiğinde de kendi kendine mücadele edecek. Standart takvimimize göre kış uygulaması dediğimiz yaprak dökümü sonrasında bakırlı uygulamamızı yapıyoruz. Bunun içerisinde kabuklu bit problemi çok olan bahçelerde de kültürel mücadele için bizim bir sıvı kükürtümüz var, karışabilir. Kükürtü karıştırıp attığımızda kültürel mücadeleyi de yerine getirmiş oluyoruz kabuklu bitte. Bunu uygulayacağız ama burada kükürt kullanmayacağız. Sadece bakır kullanacağız. Neden? Ali abicim birkaç gün önce kükürtlü bir uygulama yapmış. İkinci bir kükürt uygulamasına gerek yok. Ekonomiyi de düşünmemiz gerekiyor. Sadece bakırlı bir uygulama yapar. Arkadaşların yorganını giydiririz. Hadi siz bir uyuyun. Şubat'ta tekrar görüşürüz der. Bırakırız uykuya. 3 tane 4 tane arkadaşıma tavsiye ettim. Onlar da çok memnunlar. Dualarını hiç eksik etmiyorlar. O yüzden Allah razı olsun diyorum tekrar Agro'dan. Hayır. Allah razı olsun abi, sağ ol. Diyecek başka bir şeyi bulamıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah razı olsun.